Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri, ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Huawei Watch GT aktivi kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz günlerde Huawei Watch GT incelemiştik. Bu yeni tanıtılan bir model, Huawei'nin Paris'te düzenlediği bir etkinlikle tanıtıldı. 26 Mart 2019 tarihinde aktif isimli, bir tık daha farklı ama genel olarak özellikleri Watch GT'den çok da farklı olmayan bir model. Şurada görüyorsunuz, şöyle ekrana tutayım. 46 mm bir yazısı var burada. Bu da saatin çerçevesinin 46 mm olduğunu gösteriyor. Bu arada sizden bazı eleştiriler gelmişti videolarımızla ilgili. Açarken bıçak kullanın, bak daha kolay yaparsınız falan filan gibisinden. Biz de şu anda gördüğünüz gibi hiçbir masraftan kaçınmayıp İsviçre'den özel bıçak getirttik diyelim. Şimdi açıyoruz. Şöyle kenarlarından. Evet. Zarar vermeden. Evet, bakın böyle çok rahat bir şekilde açılmış oldu. Teşekkür ediyoruz yorumlar için. Saatimizi çıkaralım. Kutudan da zor çıkıyordu. Kendi orijinal kutusu da biraz böyleydi ama. Evet. Şimdi ne farkı var bunun aktifin? Bir tık daha, bir iki küçük özelliği var. Kayış renkleri birazcık değiştirilmiş. Öyle söyleyeyim. Bir de bu dış yüzey biraz daha farklı. Şöyle çıkardık şu anda. İlk defa sizlerle beraber açıyoruz saati. Şöyle çıkartıyoruz. Bu kayış rengi farklı. Mesela bize gelen siyahtı daha önceki. Tuşları vesaireler aynı ama çok bir farkı yok. Evet, şu an açılıyor saatimiz. Biraz özelliklerinden bahsedeyim. 46 mm çerçeve ölçüsü dedik zaten. Bu söylüyor. Üzerinde de yazıyor zaten 46 mm olduğu. 1.4 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Bu ekranımızın çözünürlüğü 454x454 piksel. Nabız ölçer, GPS, ivme ölçer, jiroskop, manyetometre, ortam ışığı sensörü, barometre gibi özellikler, algılayıcılar vesaire var. 14 günlük bir pil ömrü var. Kablosuz şarj teknolojisi var ve önceki modelden farklı olarak, ki o modelde de en çok eleştirilen konuların bir tanesi buydu ki biz de bunu söylemiştik. Bir uygulama mağazası geliyor. Yani bağımsız uygulama geliştiriciler de bu saat için uygulama geliştirebilecek. Bu da şu anlama geliyor. Örneğin işte Spotify gibi veya herhangi bir müzik programını bu saat üzerinden kumanda edebileceğiniz anlamına geliyor. Şu anda bir işte ne diyor? Pairing yapma, bir saat telefonla eşleştirmeniz lazım diyor. Şu an yapmasak tabii geçemeyeceğiz onu. Bir tane uygulama için, evet uygulama için bir QR kod getirdi bize. Tabii bunu geçemediğimiz için şu an saati açamıyoruz. Onu bilahare yaparız. Şimdi kutuya bakalım neler var. Önceki modelden benziyor mu değil diye benzemiyor mu onu bir göreyim bakayım ben. Bir tane kablomuz var. Evet, nasıl bir kablo bu? Type-C kablosu. Şöyle ekrana göstereyim. Type-C kablomuz mevcut. Yine şarj cihazımız aynı aslında. Kablosuz şarjımız ama bu pek kablosuz değil. Bu üzerine manyetik olarak tutturmanız gerekiyor. Onu söyleyeyim. Bunun dışında kitapçıklar vesaire. Klasik aslında bu biliyorsunuz. Şöyle almaya çalışıyorum ama pek de alamıyorum galiba. Evet, buradan aldık. Böyle işte kullanım kılavuzu. Evet, şuradan şöyle gösterelim. Farklı dillerde kullanım kılavuzlarımız mevcut. Şöyle. Bunun dışında da başka bir şey yok. Saatin kutusu bu kadar zaten. Söylediğim gibi biz daha önce incelediğimiz bir üründü. Çok ufak tefek bazı farklılıkları var. O yüzden hani çok detaylı bir inceleme belki bir kez daha yaparız. Bu yeni Watch GT'nin de özelliklerini bu incelemede yine sizlerle beraber karşınızda olacak. Onu söylemiş olayım. Huawei Watch GT Active ile ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirinizi bu videonun altında görmek istiyorum. Kanalımıza abonesinizdir diye düşünüyorum. Değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.